suçuna razıyım. Ben bilirim beni sizden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim birane, aşk fevkalade. Bağırış çağırış. Elifsu, bebek geliyor, bebek! Fatih, daha emin değiliz. Bebek derken? Elifsu, ablacığım, şimdi ben bir test yaptım. Zeynep ablasının hamilesin. Canım benim. Enişte, ne dikiliyorsun orada? Gelsene. Yok yok, bulaşır ben. Sen uzak durun. Aşkım. Zeynep abla, inşallah bu seferki kız olur. Yok yok, kız olmasın. O zaman pabucum da mı atılır? Yine erkek olsun. Elif Su, canım benim. Bakın daha ortada fol yok, yumurta yok. Sakin olun biraz. Hayatım nasıl yok? Yumurta var işte. İki çizgi. Aşkım, önce bir doktora gitmemiz gerekiyor. Boşuna heveslenirsek sonra çok üzülürüz bak. Bana bakın, sakın. Ama sakın kimseye söylemek yok. Anladınız mı? Kimseye söylemeyeceğim. Doktordan gelene kadar. Çabuk hazırlanın, gidiyoruz. Nasıl, şimdi mi? Evet, hazırlanın, gidiyoruz. Sen aşkım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ben oğlumun müjdeyi vereceğim. Fatih sen. Oğlum, kardeş geliyor. Olma! Fatih, bunu bana nasıl yapar Fehmi? Benden habersiz nasıl eve çıkar? Nasıl? Sıktın artık mukaddes. Biraz sakin ol lütfen. Ya olmayacağım, sakin olmayacağım ya. Kim girdi benim çocuğumun kafasına? Kim aklını çeldi benim çocuğumun ya? Hayatım, bu oğlanın bunca yıl bizimle yaşaması zaten başlı başına bir garabetti. 30 yaşını geçti Fatih. Bırak ne yaparsa yapsın. Ya bırakmayacağım. O benim küçücük kuşum. Bana muhtaç o. Bakıma muhtaç o. Ben istiyorum çocuğumu, yanımda istiyorum. Kutsal sofrasına bırakır mıyım ben çocuğumu? Ay ay, niye delirdi yine bu Fehmi? Mukaddes işte. Mukadder, dur da inanma var ya. Fatih eve çıkmış. Evet, çok da iyi bir karar verdi bence. Senin de bir haberin var. Tabii ki. Aa, hepiniz mi biliyorsunuz? Anneciğim, sizin de mi? Ne demek sizde mi? Elbette bende. Fatih çok doğru bir karar verdi. Aylar önce vermesi gereken kararı nihayet verdi. Hiç değilse başını dinler çocuk. Şer ittifakı!
keşke bu kararı daha önce verseydi de bu olaylara engel olunsaydı. Fehmi, Fehmi benim çocuğuma götüremez, çocuğuma götürme. Mukaddes'cim, üçte atlıyoruz dedim, birde atladın, ne hale geldin? Allah aşkına biraz söz dinle. Otur oturduğun yerde. Yok, yok, yok. Ben çocuğuma şey yapmam lazım, engel olmam lazım. Bu yanlıştan benim çocuğumu döndürmem lazım. Hadi beni götürün, ne olur beni götürün. Ben Fatih'i ararım, gelir görürsün. Otur oturduğun yerde. Ama Mukaddes... Yeter. Yeter Mukaddes, otur oturduğun yerde. Ama anneciğim... Otur oturduğun yerde hayatım. Ama Fehmi, otur oturduğun yerde, konuşturma şimdi beni. Ay ben zaten oturup durmaksanız da ben zaten oturuyorum ya. Ben götürüm kaldım ya zaten. Ben de tek kol tek bacak ya zaten. Fatih, gelsene yavrum, gelsene. Çocuğum, anneni nasıl yalnız bıraktın? Bu kurtlar sofrasında beni nasıl bırakıp gittin çocuğum? Ben sensiz ne yaparım yavrum? Evet, sonuçlarınız geldi. Evet, ne olmuş? Yapmış mıyım? Hadi. Yanılmamışsınız. Tebrik ederim. Hamilesiniz. Hamileyiz! 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 Dur, dur, yaklaşma bana, bulaşabilir. Fatih Bey, çekingenliğinizi anlıyorum ama hastalığınız bulaşıcı değil. Anjin olmuşsunuz. Ha? Oh, çok şükür. Çıkar şunu ya. Aşkım. İnanabiliyor musun? İkinci bir çocuğumuz olacak. İkinci kez babam oldu. Doktor Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hadi git, bizimkileri söyleyelim. Ama ben söyleyeceğim. Tamam tamam, sen söyle çabuk. Dur, dikkat, yavaş yürü. Hemen ne yapalım? Önce biz... Aa! Sizin ne işiniz var burada? Ya sen bizi boş ver. Doğru mu? Hamile misin? Siz nereden duydunuz? Ya ablacığım, bebek geliyor mu gelmiyor mu onu söyle. Evet hamileyim. Soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksiniz. Nereden duydunuz? Nereden duyduk? Ben senden duydum. Sen nereden duydun? Hissettim. Bana bakmayın. Asıl bana bakmayın efendim. Yahu tamam ablacığım, ne önemi var ki? Ne demek ne önemi var Orhan? Benim için var. Sen nereden anlayacaksın? Neyse, evdekiler bilmiyor değil mi? Yok, biz bir şey söylemedik. Sakın hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Hepsine ben söyleyeceğim, tamam mı? Tamam hayatım, onlara sen söyle. Ama benim üstün biyolojiksel katkımdan bahsetmeyi de unutma, tamam? Tamam aşkım, detaylı bir şey. Dur, dur, gel. Ya saçma değil. Dur, dur, hayatım dur. Ha. Ne yapıyorsun Fatih? Tamam, gel, yavaş. Aşkım gerçekten 9 ayımız böyle mi geçecek? Evet. Ya Fatih saçma. Abi, ha? Sizin arabaya ne oldu ya? Servise verdim. Aa, niye enişte ya, niye? Ya sana ne niye? Bakımı geldi, servise verdim. Tamam, niye kızmışsın çocuğa? Ya üstüme gelmeyin. Hormonlarım şu an bozuk. Hamileyiz biz. Enişte bu senin için geçerli değil. Tamam, bırakın şimdi onu, bunu da. Bana bakın, içeride kimseye bir ses etmeyeceksiniz, tamam mı? Ben söyleyeceğim. Bu benim için çok hassas bir konu, tamam mı? Tamam, tamam hayatım ama yürüme sen. Ben taşıyayım mı seni? Dur, düşecek, dur. Dur, dur, dur hayatım. Ay Fatih, saçmalama. Oy Zeynep, ne kadar sevindim, anlatamam yavrum derim. Çak Fatih. Aslanım benim. Haydi üşümeyin de, gelin dışarı, gelin. Soğuk dışarısı, haydi. Ya hava, sen nereden öğrendin? Bu gözümüz aydın Fatih'cim. Ne kadar sevindim bilemezsin. Sağ ol halacığım, sağ ol. Zeynep. Annem. Canım benim. Çekin bakayım ya, çekin. Bir de ben de sandım kızıma ya. Benim kızım sana ya, canım benim ya. Maşallah, maşallah bebeğim. Zeynep! Kız sen ne akıllı kızmışsın ya. Vallahi bak, benimkiler salak salak ortada dolanırlarken kız ikinciyi yaptı. Haydi hayırlı olsun. Ay anneciğim ya, oradan bize de giydirdin. Ya ben bir şey çok merak ettim. Siz nereden öğrendiniz? Bravo! Tebrik! Congratulations! Ya
Çok ilginç değil mi ya? Hayır, bu ikisi onca entrikanın ebelemece sobelemecenin arasında ne ara yaptı o baby ya? Yasicim, şimdi sırası mı bunun sonra? Siz, gelin bakayım buraya, gelin. Ay, çok sevindim ben oğlum. Uy Allah'ım, sağ şükürler olsun. Sen bize ha bugünleri gösterdin ya Rabbim. Haydi çay içelim, salona gidelim, haydi. Şazime, haydi kızım. Aşk olsun Elif suya. Ben söyleyecektim. Ne fark eder hayatım? Ya benim için fark eder Fatih. Tamam, o zaman sen de gider bizimkilere söylersin. Nasıl söyleyeceğim aşkım? Sanki sizin eve gidebileceğim de. Biz gidemiyorsak onlar bize gelir. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Hadi saçma. Tamam, eğilme sen. Fatih için saçma. Dur, bir dakika. Ha. Aşkım. Tamam. Ha, gerçekten. Hayatım dur, eğilme. Fatih çıldırdı. Dur, sıkışacak çocuk, dur. Tamam, bırak da. Bu kadar. Canım. Ben düşündüm, taşındım. Aa, mukaddesim sen düşünebiliyor musun? Ha, düşündüm ben, çok düşündüm. Sizin haklı olduğunuza karar verdim. Yani Fatihciğimin evden gitme zamanı gelmişti aslında. Onun için siz iyi yaptınız. Mukaddes, gerçekten sen düşünüp taşınıp bu kararı mı verdin? Evet anneciğim, gerçekten bu kararı verdim. Anayım ya ben yani. Hani ben doğurdum ya çocuğumu, onun için onun tabii iyiliğini istiyorum. İyi olmuş böyle. Ya tabii, biliriz biliriz, evet. E şimdi tabii ben merak ediyorum çocuk nerede Nazlı'ay. Ay bir gidelim evini göreyim ben, ne yiyor ne içiyor. Ben bir çocuğuma bakayım Allah aşkına, götürün beni. Sen bir iyileş, gideriz hep beraber. İyiyim ya mukadder, bak iki kol iki bacak, bak ne güzelim bak. Gidelim ne olur, beni götürün. Asıl mesele anlaşıldı. Sen tamamen iyileşince gideceğiz mukadder. Efendim, Servet Bey geldi. Kızım alsana adamcağızı, içeri ne bekletiyorsun? Mermer bak babana, çabuk al içeri. Peki efendim. Adamcağız derken nereden geldi birden bu samimiyet? Ay mukadder, adam hayırlı bir iş için geliyor ya, ondan diyorum. Seni de alıp götürecek inşallah, ooo kurtulacağız. Ha. İnşallah, inşallah. Efendim Fatih'cim? Ha, alo baba, babaannem ve teyzemi alıyorsun, hemen bize geliyorsunuz. Hayrola oğlum, bir sorun mu var? Yok yok, kötü bir şey yok. Siz hemen gelin hadi. Oğlum lafı ağzında eveleyip gebelemesene. Neyse söyle. Hayır baba, Zeynep söyleyecek. Hayda. Ya sen oğlun evini merak etmiyor musun hem? Tamam oğlum, tamam. Bir biçimde anneni halledebilirsek gelmeye çalışırız. Ha tamam, hadi gelin. Ya tamam. Geliriz. Ve sen de şu anneni ara artık evladım. Bak kadıncağız kaza geçirdi, aramadım. Evde zor tutuyoruz ona göre. Tamam babacığım, ararım ben. Hadi siz gelin. Mukaddesi kandırmak için bir şey yapmalı. Kolay kolay da bırakmaz ki ya. Amca düğün ne zaman? Maşallah vallahi hızlı çıktınız ha. Sizden de bu performansı hiç beklemezdim. Mukaddes. Sıkıştırma sen adamı canım. Hiç dert değil Gülsüm Hanım. Ben de o niyetle gelmiştim zaten. Mukaddes Hanım haklı. Zaman geçiyor. Çabuk hareket etmek lazım. Ay ne güzel konuşuyorsunuz Servet Beyciğim. O sizin güzelliğiniz Mukadder Hanım. Şimdi siz söyleyin bakalım.
nasıl bir düğün istersiniz? Ay, böyle birden sorunca bilemedim tabii. Çok şımartıyorsunuz siz beni. Siz ne dersiniz? Güzel dersiniz. Rica ederim, söyleyin. Ay, madem ısrar ediyorsunuz söylemek lazım tabii. Ben öyle abartılı şeylerden hoşlanmam. Küçük bir organizasyon yapalım, olur mu? Şöyle mütevazi. Dolmabahçe'de 1000 kişilik bir organizasyon yeterlidir. Zahret Beyciğim, vallahi ya, abartmıyor bu kalpten. Hiç fazlasını istemez. Siz nasıl istersiniz gönlümün sultanı? Merhabalar, hoş geldiniz Servet Bey. Fehmi, gel gel, düğünümüz var. Hayrola, ne düğünü? Ayol, mukadderi evlendiriyoruz. Ay, hemen iyileşmem lazım. Bunlar yetersiz Fehmi. Ben düğününde oynayacağım mukadderin. Hayırlı olsun efendim. Nasılsınız Servet Bey? Sağ olun. Çok sağ olun. İyiyim, çok iyiyim. Türk gibiyim. Maşallah, maşallah. Sizleri sormalı. Maalesef ben turp gibi değilim efendim. Hayırdır inşallah. Fevkalade müessif bir haber aldım anneciğim. Hayırdır oğlum, ne oldu? Çok yakın bir aile dostumuzu kaybettik. Ya. Ayol Fehmi, kim öldü söylesene, bana da söyle. Anne sen de tanırsın, cenazesi bugünmüş. Hemen gitmemiz gerekiyor. Nereye gideceğiz? Kimmiş? Ne olacak? Ne yapacağız? Kim Fehmi? Mukaddes gelemeyeceğine göre bari bizler topluca gidelim. Tabii. Hadi Mukadder. O zaman gitmemiz gerekiyor. Kusura bakma. Çıkalım hemen. Servet Beyciğim, gelin sizde. Hadi buyurun çıkalım biz. Kim niye ölmüş? Amca güle güle. Sık sık gel amca. Mukaddes. Oğlum bir şeyler çeviriyorsun ama ne olur anlamadım. Buyurun. Aman. Fatih aradı. Çok acele gelin, önemli bir şey var. Hep beraber gelin dedi. Tamam, o yüzden ayaküstü öyle bir yalan uydurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ay, üzerime patlatsın oğlum. Hadi bir an önce çıkalım da neler oldu. Buyurun. Ben de o dinle gidecektim. Birlikte çıkalım. Tabii. Buyurun. Ah Servet Beyciğim. Ah, ne olur kusura bakmayın. Ani bir şey oldu. Ayol, kim niye ölmüş, bana niye söylemiyorsunuz? Ben saksı mıyım ayol? Fehmi söylesene, niye, kim ölmüş? Ölmüş ölen. Baş ver. Ay, benim oğlum da yok şimdi. Ay, ben bu evde nasıl zaman geçireceğim ayol? Bunlar yer bitirir beni, bu arsızlar. Üf, şu mukadder de bir gideydi. Ay Allah'ım, 3 günlük ömrü kalmış, adamı bulmuş. O adam da ölür, bunu da alamaz, Allah bilir. Of Fatih, of. Ben şimdi sana göstereceğim gününü Fatih. Fatih! Neredesin sen? Neredesin oğlum sen? Ben sana o kadar kırıldım, o kadar kırıldım ki. Ben senin annenim, sen bana bunu nasıl yaparsın? Ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, giymedim giydirdim Fatih. Sen gidip benden habersiz nasıl ev tutarsın ha? Hadi ev tuttun. Anneciğim nasılsın? Neden böyle oldun diye sen beni niye hiç ziyarete gelmiyorsun? Oğlum sana çok kırıldım ben ya. Sana çok kırıldım. Sana da merhaba anneciğim. Bana anneciğim deme. Nankör evlat, nankör. Aşk olsun anne. Yani senin için nasıl bir fedakarlık yaptığımı farkında bile değilsin. Ne yaptın ayol sen benim için? Ne yaptın? Ne yaptın? Ananın kemikleri ananın kırıldı da sen bir geçmiş olsun bile demedin. Nankör. İşte gelemem. Gelemiyorum yani. İstesem de gelemem. O niye? Çünkü ben çok kötü hasta oldum. Yani içimde bir virüs var. Ama yani çözemiyorlar da ne olduğunu. Ay oğlum ya, vallahi ben de kötürüm oldum, bir bilsen. O yüzden gelemem işte. Nasıl yani oğlum? Yani anneciğim, doktorlar diyor ki aman kötürüm işte kırıklı çıkıklı hastaların yanına yaklaşmayın. O aradan sızar içeri, onları da hasta eder diyorlar. Ay Fatih, saçmalama. Ne saçma şey o ya? Yani ben de işte öyle aldım içime virüsü, evimde tek başıma oturuyorum. Yavrum
şey yapalım. Sen şimdi bu virüsten kurtul çocuğum. Ameliyat mamiyat ne oluyor sana? Oldu öyle geldi yanıma, tamam mı? Sakın virüsü geleyim deme yanıma. Ha çocuğum, güzel çocuğum. Sonra ev meselesini de konuşacağız seninle Fatih. Göreceksin sen gününü tabii. Peki anneciğim. Ne diyorum ben ya? Biz böyle dördümüz çok güzel bir resim olacağız. Tamam mı çocuğum? Aşkım ne yapıyorsun? Sanki seni duyabilecekmiş gibi. Daha bezelye kadar bile değil o. Duyar duyar. Babasını hisseder o. Değil mi? Hı? Ne diyormuş? Diyormuş ki... Hı. Babacığım şiir gibi konuşuyorsun vallahi diyor. Aşkım ailemiz kalabalıklaşıyor. Evet büyüyoruz. Hı. Zeynep. Hı. O değil de hani biz anne baba olduk daha önce. Selim'i düşünsene bir. Hayatında ilk kez abi olacak. Ay. Peki. Sence kız mı erkek mi? Ne fark eder ki? Üçünüz de sağlıklı olun bana yeter. Hı. Aşkım bir şey soracağım. Sen iyileştin mi? Evet hayatım, turp gibiyim. Hayır yani ne bileyim, sesin böyle bir boğuk geliyor. Şuran dolu gibi biraz böyle böyle konuşuyorsun da çıkıp yatsan mı? Ben bulaşmasın diyordum, sırnaşıyordun. Ne oldu? Ama sevgilim o emin olmadan önceydi. Artık biliyoruz hamileyim. Kendime dikkat etmem lazım. Sorumluluklarımız arttı. Benim de sorumluluklarım arttı. Artık bir değil iki çocuk babasıyım. Hayatım hem doktoru duydun işte, bulaşmaz dedi. Ya sen var ya üç kağıtçı bulan. Hastalığın da numaraydı zaten değil mi? Babamlar geldi. Ben söyleyeceğim. He? Fatih ben söyleyeceğim. Bak çok kızarım. Tamam sen söyle. Bak ciddi söylüyorum. Çok tamam, sinirlendim. Gel. Şu üşütme, karnını kapa. Ay abartma. Kapa karnını. Hoş geldiniz. Canım, canım, canım. Beni o kadar mutlu ettin ki bir tanem. Tebrikler güzel kızım. Ah tebrikler. Ah. Ne güzel hediye bu kızım. Kutlarım. Asıl ben tebrik ederim Zeynep Hanım. Asıl ben tebrik ederim. Allah analı babalı büyüsün efendim. Mustafa dur, acele etme ya, onu doğunca söyleyeceksin. Ha ben şimdi peşin söyleyeyim, doğunca tekrar söylerim efendim. Bu arada esas sizi tebrik ederim Fatih Bey. Maşallah Allah bağışlasın efendim. Müsaadenizle ben şunları bırakayım. Söyledi. Allah Allah, ne bileyim kim söyledi ya. Neyse canım, biz de komşulara falan söyleriz. Olmadı Rize'ye falan arar söyleriz. Hadi hayatım. Ya hayatım çocuk var. Ben sinirlerini söylemek istiyorum. Baba evimiz ne kadar tatlı olmadı mı? Evet. Çok uğraştık ama değdi değil mi? Ama yine de bir şey eksik. Ne eksik? Ha, ne olabilir babişko? Tabii ki mamişko eksik ya. Evet baba. Gördüğün gibi bak, her şeyi de hazırladık. Artık senin annemi buraya getirmen gerekiyor. Nasıl yapacaksın baba? Nasıl getireceksin? Daha ne yapacağım kızım? Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yani sırtıma vurup getirecek halim yok ya. Hayır, zaten o teknik olarak da pek mümkün değil. Ama çözüm odaklı düşünürsek farklı şeyler deneyebiliriz dedi. Nasıl yani? Şunun gibi baba. Yani anneme yalvarabilirsin, böyle romantik şeyler yapabilirsin. Böyle annemin hoşuna gidecek şeyler bulabilirsin baba, sen yaparsın. Vallahi ben ananızın kapısına da gittim, ilanı aşk da ettim. Hatta yüzük bile aldım. Ev dediniz, aha işte ev. Benden bu kadar. Eğer beğeniyorsa buyursun gelsin. Beğenmiyorsa artık kendi bilir. Biz öyle mi konuşmuştuk baba? Ne demiştik biz? Hı? Ya hani Ayfer yeter ki geri dönsündü? İstiyorsa üstüne bassın geri dönsündü. Ne oldu? Yes. Benim zeki kardeş yazdım son derece haklı ya. Hakkını vermek lazım. Aynen öyle diyordu. Ne oldu? Gerçi anam bunun üstüne basarsa biz babasız kalırız kızım. Şey yapalım. Bunu atlayalım, önümüze bakalım. Senin acilen çılgın bir şey yapman lazım baba ha. Yok be kızım. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Benden bu kadar. Artık gerisi size kalmış. Gücünüz yetiyorsa gidip getirin ananızı. Hadi ben gidiyorum artık. Nereye? Kahve.
Atkımı unutmuşum. Gidip onu alıp geleceğim. Kış ya şimdi lazım olur değil mi? Baba! Babişka nereye ya? Aa! Gitti ya. Yakışıklı torunum benim. Ağabey mi oluyorsun bakayım sen? Vazifesinin müdrik bir büyük ağabey mi olacaksın bakayım sen? Ya ben bir şey çok merak ettim de. Nedir yavrucuğum? Size kim söyledi? Nereden öğrendiniz? Selin söyledi. Ay ne sevindik ama değil mi? Çok. İşte ağzında bakla ıslanmıyor bunların. Sen nasılsın yavrum? Nasıl hissediyorsun? Ben iyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Hiç merak etmeyin. Zaten daha çok yeni. Böyle biraz bulantı olur gibi oldu ama sıkıntı yok. Aman çok dikkat et yavrucuğum. Kendini öyle ağır işlerden ve üzüntüden lütfen uzak tut. Merak etme babaanneciğim. Ben karıma çok iyi bakacağım. Aferin benim oğluma. Ya artık işin zor Fatih. Birken iki oluyorlar. Selim Paşa top peşinde koşarken yeni evladımız emeklemeye başlayacak. Ah Selim'ciğim, bu babam beni nasıl koşturdu peşinden bir bilsen. Ben ikisine de babaları gibi turbo koşmayı öğreteceğim. Senin Selim'in yaşındaki halin gözümün önünden hiç gitmez. Ay nasıl geçti yıllar değil mi? Ay benim oğlum şimdi de baba oluyor. Hem de ikinci kere. Ay çok mutluyuz, çok. Vallahi biz de mutluyuz, çok. Ay Zeynep, sen Fatih'in bebekliğini bir bilsen. Ay ne tatlıydı yavrum benim, ne tatlıydı. Nasıl kibardı. Koltuğun arkasına saklanırdı bezli de. Orada kaka yapar. Böyle... Mukadder. Ay tamam. Yani teyzeciğim, senin de benim çocukluğumla ilgili hatırladığın tek şey kakam, çişim. Ya aşkım sen utandın mı? Çok tatlısın oğlum. Birbirinizi bulmanız büyük bir şans. Böyle sevgi kolay kolay herkese nasip olmaz değil mi? Haklısınız Gülsüm Hanım, öyle. Ama bebek sizden daha şanslı. Çünkü bu kadar büyük bir aşkla birbirine bağlı iki kişinin çocuğu olacak. Ay bir de dünyalar tatlısı bir abisi olacak. Bir tanem benim, bir tanem. Ay babaannesinin bir tanesi. Ay çok özlemişim, çok özlemişim onu. Güzelim. Ey çocuklar. İsim düşündünüz mü? Kız olursa ne olacak, erkek olursa ne olacak? Yani daha çok yeni olduğu için henüz düşünmedik. İki isimli olsun, alternatifi olsun. Tamam, zaman geldiğinde düşünürüz. Yani gerçi yapmazsın ama ben yine de uyarayım. Aman bir gaflet anında kız falan olur. Gidip mukaddes koyma sakın, adını huyu benzer. Yok. Ya annemden bahsetmişken bir şey söyleyeceğim. Yani bu... Hamilelik olayını anneme söylemeyiz değil mi? Evet. Vallahi biz söylemeyiz oğlum. Biz saklarız da mukaddes bu tekin değildir. Ne yapacağı belli olmaz. Yani işte babacığım elimizden geldiği kadar artık. Oğlum! Abim oluyorsun sen. Bu vakti geldi de o yüzden öyle yanlış anladım. Evet. Helal olsun abime ya. Valla önce biz diye diye ikinci çocuk da bile öne geçti. Aşkım valla sen bana müsaade etseydin ben bu yarışta öne geçerdim. Ama o kadar müsaade etmedin. Aklıma bir şey geldi. Hı. Biz o zaman şimdiden başlayalım. Belki farkı kapatırız ha? Yok. Yapma. Bebek kızım ya böyle içine mi girilir? Bu saatte daha uyumamışsınızdır diye düşündüm. Daha kötü. Şşşt Orhan kızma. Ne oldu aşkım, bir şey mi oldu? Evet ama abimle özel görüşmek istiyorum. Abinle özel görüşmek istiyorum. Aşkım bak Selin de burada. O senin yengen. Onun yanında her şeyi konuşabilirsin. Olabilir. Ama ben derdimi abimle konuşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Ben çıkayım mı o zaman? Bir zahmet. Oo. Oha. Tamam ben çıkıyorum o zaman. Siz konuşun tamam mı? Biz konuşalım o zaman. Ben gideyim. Siz rahat rahat konuşun. Tamam bari biz rahat rahat konuşalım.
Ayıp olmadı mı senin yengene? Of! Senin hep senin. Ona ayıp oluyor da bana olmuyor mu abi? Niye hiç kimse beni düşünmüyor ya? Ya aşkım kim seni düşünmüyormuş ya? Sen gel bakayım buraya. Aşkım sen bizim her şeyimizsin. Sen bizim evimizin minik prensesisin bir kere. Olur mu öyle şey? Hiç de bile. Karısını kocasını alan başka yere gidiyor. Ablamlar gitti. Selim yok. Dayım yengemle odasında. Sen zaten evlendiğinden beri odadan çıkmıyorsun. Herkes beni yalnız bırakıyor. Kuzum olur mu öyle şey ya? Kimse yalnız bırakıyor. Kimse seni yalnız... Oh bırakamaz. Biz buradayız böyle. Abi bu gece beraber uyuyalım mı? Uyuyalım aşkım. Uyuyalım. Sen, ben, senin yengen hep beraber burada yatarız. Üçümüz koyun koyuna. Oh. Yok yok üçümüz değil. İkimiz yatalım. Senin abla da benim odamda yatar. Böyle yine şirin şirin bakmaya... Tamam gel. Gel başımın belası gel. Nereden çıktıysan bu gece hadi bakalım. Oğlumu yatırdım şimdi sıra sizde. Al bakalım. Bu ne aşkım? İç 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 bu seni koruyacak süt. Fatihciğim ben daha kaç haftalık almadım. Şunu. İyiyim aşkım. Oh oh yarasın benim canlarıma. Hı. Dur. İçtim. Mutlu musun? Hadi ya. Aşkım ne diyeceğim şimdi? İnternetten baktım çok güzel bir film gelmiş. İzlesek mi? Yok hayatım ya. Bu sabah iş görüşmesine gideyim diyorum. Böyle hemen olursa da başlayayım diyorum. Acelen ne Fatih? Ne demek acelen ne? Hayatım benim sorumluluğum arttı. Baksana ailemiz artık daha büyük. Tamam da hayatım ben zaten çalışıyorum yani kendimi bu kadar sıkıştırdım. Ne çalışması? Sen hiçbir yere çalışmıyorsun bir kere. Ya oğlumuza bak. Bebek bekliyorsun ne bileyim başka bir şey yap sen çalışmayacaksın. Fatih ben çocuk da yaparım. Kariyerimle de ilgilenirim. Hayatım kariyeri sonra yaparsın yani şu doğum bir atlatalım ufaklık bir büyüsün. Ha ben de bu sürede iyice elden ayaktan düşeyim öyle mi? Hayatım ihtiyacımız olmayacak ki yani. Ama benim ihtiyacım var aşkım. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Hem yarınımız belli değil, değil mi? Değil ama. Ne değil de ne o zaman? Ben sadece hamileyim aşkım, hayatım bitmedi ki. Sen benim böyle evde kalmamı istersen var ya, benim moralim bozulur. O zaman bebek için de kötü olur, benim için de kötü olur. Hayatım ben hamile çalışma aşkım, diye. Aşkım işte kendini söylüyorsun. Hamilesin diyorsun. Ben hamileyim, hasta değilim aşkım. Bana şu hastaymışım muamelesini yapmaktan vazgeç. Yani tamam bir sağlık sorunum olsaydı çalışmazdım ama çok şükür yok. Ben seni tanıyorum şimdi orada ağır işlerde çalışıyorum. Aşkım eğer ben çalışmazsam bana ağır gelir. Böyle evde amaçsız oturursam ben patlarım sıkıntıdan. Olmaz. Hem ben anneyim. İkinci kez anne olacağım ama bu imzaya çekilmem gerektiği anlamına gelmiyor ki. Hem benim ben yapan şeyler var biliyorsun. Ya hayallerim var. Çalışmayı ne kadar çok sevdiğimi ve hayal ettiğimi de biliyorsun. Tamam sen sıkma canını. Bak bebek etkilenecek şimdi konuşma çok fazla. Hadi. Çok tatlısın. Ne oldu? Ben Selim'e hamile olduğumu öğrendiğimde kimseye hiçbir şey söyleyememiştim. Ben çiçekler yani sadece bir kişiye söyleyebildim o da nasıl bir tepki verdi biliyorsun. Benden başka kimse oğlumun dünyaya gelişini beklemedi kimse. Heyecanlanmamış. Ama şimdi ne güzel değil mi? Bak bir sürü insan heyecanlı. Herkes bekliyor. Ne güzel. Ya. Ama öf, neyse canım bu böyle duygusallaştım ya sen de. Boşver alış bunlara olacak artık. O yüzden mi ilk ben söyleyeyim? İlk ben söyleyeyim dedim. Evet. Ben sana kıyamam. Bekledim çok.
Ben Selim'in doğduğu güne tanıklık edemedim. Ama o havaalanında bana baba dediği ilk gün var ya, ben dünyanın en mutlu insanıydım. Siz ikiniz bana hediyeydiniz. Şimdi üçüncü hediyemiz var. Ben hep yanınızda olacağım. Hep bakacağım size, kollayacağım. Hayal bitti rüya. Şimdi nerede o kahraman? Şimdi Fatih, ben seni çok seviyorum. Seveceksin tabii. Başka kim sevecek? Sana doğum yaptığın gün biz Selim'le kapıda seni bekliyor olacağız. Ailen seni bekliyor olacak. Sonra dördümüz kocaman bir aile olacağız. Ve ben hiçbirinizi yalnız bırakmayacağım. Bir şey diyeceğim. Bu ne zaman tekme atarsın? Fatih, tamamen çok var. Ya burada şimdi bir canlı mı var? Evet. Biz mi yaptık onu? Gel bakayım. Yok mu hiç cesaretin içimde? Emanetin bekledim çok, gelmedin. Haydi kızım, ağzı hızla geveleyip durmayın ya. Ne konuşacaksanız konuşun, benim de sinirlerimi oynatmayın akşam akşam. Anneciğim ama önce söz ver, tamam mı? Öyle kestirip atmak falan yok. Sonuna kadar dinleyeceksin. Sen bir konuş hele. Bakarık. Ablacığım, evin büyük ablası sensin. Konuş, bak sana düşer. Hadi buyur. Bak bak bak. Bak bana şimdi mi geldi ya? Evin büyüğü olduğun. Allah'ım ya, bir de ablacığım falan diyor. Samimiyetsiz. Şazi, konuşsana. Hadi kızım, konuşsana. Tamam be. Allah. Dur, konsantre oluyorum. Tamam, oldum. Başlıyorum. Şimdi çok sevgili ve kıymetli anneciğim, biz hep beraber all together düşündük ve de taşındık. Hayır, taşındık derken kelimenin mecazi değil, eylemsel anlamını kastediyoruz. Ve fevkalade bir eve taşındık. İçini de dayadık, döşedik vallahi. Babam yaptı. Babam döşedi senin için. Kızım, sizin beyninize kan mı gitmiyor ya? Kız, ben daha kaç kere söyleyeceğim, siz niye anlamıyorsunuz ki? O adamın adını benim yanımda ağzınıza alma diyeyim ya! Bu kadar basit! Niye anlamıyorsunuz ki siz, ha? Aman anneciğim, böyle olmuyor. Bak, söz vermiştin, sonuna kadar dinleyecektin. Ben öyle bir şey demedim. Bakarık dedim. Mamişkom bak, babişkomun yaptıklarını tek tek gözden geçirelim. Neler yaptı? Oo, senin için ev tuttu, evi dayadı, döşedi. Geldi kapında ilanı aşk etti, yalvardı, yakardı. Daha neler ya? Ben de diyorum ki sen onu affet diyorum. Güzel olur değil mi? İyi diyorum, affet. Bak kızım, baba artık bu saatten sonra Allah affetse ben affetmem. Şevki, Zeynep'i düşünüyorsun değil mi? Bak, seni ikinci kez de beni de nine yapıyor. Ya ben çok seviniyorum ona Şevket. Senin neyin var? Yok bir şeyim ya. Sevinmemiş gibi duruyorsun. Ya Meryem, saçmalama ya. İnsan sevinmez mi ya? Sevindim tabii. Ama ben Selim'i düşünüyorum. Ya bu çocuğu düşünce böyle içim buruluyor. Bir tuhaf oluyorum. Neden? Niye Selim için üzülüyorsun? Yani şimdi... Bu çocuk doğduğunda Zeynep bizim yanımızda değildi. Ama bu çocuk öyle kendi kendine doğdu. Kendi kendine dünyaya geldi. Hani bizim kucağımıza düşmüş gibi oldu. İşte pek bir şey anlamadık. Çocuğu öpüp koklayamadık, sevemedik. Canım. Hani Zeynep senin Selim'i ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyor Şevket.
Tamam ya. Sen bakma hadi. Takma beni kafana. Belki de bu. Yaşlandık ya. Yüreğimiz yufkalaşmıştır ondandır. Ne oluyor be? Ya senin o sert kabuğunun altında böyle yumuşacık bir insan çıkıyor ya. İşte ben onu çok seviyorum. Çok. Ya yok be ya. Yok öyle yumuşacık insan falan. Aman be. İnatçı geç. Meryem. Ya bak sana söyleyeyim. Yarından tizi yok. Biz bu Selim'le daha çok vakit geçirelim, anladın mı? He. Bak bu kaybettiğimiz zamanı telafi edelim. Tamam. Tamam mı? Tamam, senin dediğini yapalım. Anne sen artık bizi hiç sevmiyor musun? Sen bize hep ne derdin? Ha? Anne olunca anlarsınız. Anne olunca siz kendinizden önce çocuklarınızı düşüneceksiniz derdin. Evet. Şimdi sen bizi hiç düşünmüyor musun? Sen bizi annesiz babasız mı bırakacaksın bu hayatta? Allah'ım yarabbim. Kızım siz niye anlamıyorsunuz ya? Bak kızım diyeyim ki ben bu adamın üstünü cızdım ya. Benim artık bu adamdan işim olmaz kızım ya. Kızım siz çok meraklıysanız illa babamla birlikte yaşayacak değilseniz gidin babanızla birlikte yaşın. Ama ben gelemem kızım, ben gelmeyeceğim ya. Niye anlamıyorsunuz yavrum? Ya anneciğim sen bizi kızlarını yüzü koyu mu bırakacaksın? Doğru mu anladım? Yok kızım. Ben anlatayım da siz anlamıyorsunuz. Ben şöyle anlatayım. Bak şimdi kızım. Madem diyelim ki ben sizin dediğinizi yaptım. Ben sizinle birlikte geldim. Peki sonra ne olacak kızım? Ha? Benim duygularıma ne olacak? Siz beni hiç düşünmüyor musunuz kızım ya? Biz hep seni düşünüyoruz annem. Bak düşünün siz. Siz yarın öbür gün evlenip cehennem olup gideceksiniz. Ben gideceğim o adamla bir başıma evde. Ha? Gidip adamı kayfe köşelerinden toplayacağım. Rüzgarların koynundan toplayacağım. Siz bana hiç acımıyor musunuz kız? Yok. Aa, acıyoruz. Acıyoruz da babam inanılmaz değişti. Bir görsen bambaşka bir Mustafa oldu ha. Anne gerçekten. Babam o kadar değişti ki. Artık hep evde, evle ilgileniyor. Hep bizimle, bizimle ilgileniyor. Çok pişman. Hep seni düşünüyor. Anne babam çok değişti. Gerçekten çok değişti. Vallahi mı kız? Evet. O kadar değişti babası. Hep evle ilgileniyor. Hep sizinle bir değil mi? Hani nerede bu adam? Niye sizinle birlikte gelmedi buraya kadar? Ha? Nerede? Bakma neyle alakalık. Ben bileyim nerede olduğunu. Kayfede. Atkısını unutmuş anneciğim. Ah benim saf dilik kızım ha. Kız ne atkısını unutacak ya? Adam gece gündüz kayfede işte. Bak kızım. Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Ne demişler? 40 yıllık kahne olur mu yani? Yani bu adamdan bağ koca size de baba olmaz artık bu saatten sonra. Siz niye anlamıyorsunuz yavrum ya? Şimdi böyle boş boş konuşup beni de sinirlerimi bozma. Hadi kalkın gidin kalk. Ala ala. Tamam tamam anneciğim. Hadi babamı bıraktım ya. Babamı geçelim biz. Bizim dünyalar güzeli kızlarının yüzü suyu hürmetine ne olur diyorum. Gel diyorum ya. Kızım gelemem. Benim kendi duygularıma saygım var. Sizin de saygınız olacak. Ha. Bak bakın. Bundan böyle siz de kararınızı verin artık. Ya babas ya da ben. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. İmzamı da atarım. İmza Gergedan Ayfer. Fatih? Nerede bu ya? Ama ben uyandıracaktım seni. Aşkım günaydın. Ay Fatih bu çok tatlı. Günaydın. Günaydın sevgilim. Benim karım her şeyin en güzeli olarak. Geç bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Bilseydim daha önce hamile kalırdım. Aşk olsun.
Daha önce yapmadın mı böyle bir şey? Yaptın aşkım, yaptın da bu şimdi yeni evimizde ilk kez olunca. Anneciğim, oğlum günaydın. Baba bize kahvaltılar mı hazırlamış, ha? Yine sağlık sevgilim, vallahi çok güzel görünüyor. Allah yardım. Oh, hadi hemen yiyelim, ben çünkü kurt gibi açım. Yiyeyim de işe gideyim, geç kalmayayım. Hayatım sen işe gitmesen. O niye? Ben gideceğim çünkü. Ay, ne alakası var sevgilim? Selim'e kim bakacak? Aa, ben onu unuttum. Ya? Şey yaparız ya, ben Fadik'i ararım. Konuştum ben Fadik'le, anasıyla babasıyla uğraşıyormuş. Ay doğru. Kızın derdi başına aşkım, bendeki de laf. Ne yapacağız? Aa, birini mi bekliyorduk biz? Aşkım. Oh, koçum benim, afiyet olsun, tosunum. Aa, baba. Merhaba. Anne hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hayırdır böyle? Torunumuzu almaya geldik. Nasıl yani? Ha, nasıl olacak ya? Torunumuzu özledik, almaya geldik. Olamaz mı ya? E babanı duydun Zeynep. Hadi siz gidin hazırlanın. Biz Selim'le ilgileniriz. Aşkım keşke başka bir şey isteseymişiz. Ya biz dünyanın en şanslı ailesiyiz. O zaman anacığım babacığım siz oturun, ben tabak getireyim, kahvaltı edeceğiz. Tabakları hadi getirin. Tamam, tamam. İyi ki aklına geldi. Hepsini Fatih hazırladı biliyor musunuz? Vallahi hızır gibi yetiştiniz ya. Ha ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çocuğu verin bana. Vallahi bak sana ha buraya yazıyorum işte. Onu İstanbul'un en namlı kabadayısı yapmazsın bana da Şevket Reis demesin. Rüyanda baba. Rüyanda. He. Ha dur çay koyayım. Aşkım dur sana yardım edeyim mi? Gelsene. Ha yok gelme sen. Bu kaymakla balı kim yiyecek? Yiyoruz hepimiz baba işte. Hadi hadi. Allah bundan da alın biraz. Devam. Bunların hepsini sen mi yaptın? Evet. Evet, sen böyle her gün balla kaymak yiyor musun? Evet reis babacığım. Bundan sonra her sabah Zeynep'e balla kaymak lazım. Niye? Çünkü benim karım hamile artık. Kız Cadi, sen niye ayırdın abinden yengeni dün gece ha? Bir gece de ayırıyorsunlar, ne olacak? Oy! Ha bunlar nasıl konuştuklar kız, hiç yakıştı mı sana? Ya olur öyle ya Diker annem. Yani bir gece abisiyle vakit geçirmek istemiş. Ben de öyleydim küçükken. Yalnız ben küçük değilim. Kız Elif Su. Bana bak sen yoksa yengene mi kıskanıyorsun ha? Ne alaka ya? Ben abimle özel bir şey paylaşamaz mıyım? Hiç. Kız senin özel neyin olacak serseri? Hadi abi geç kalıyoruz, sen de kalk artık. Uy kız daha pijamaların nasıl? Nereye hazırlanır? Bırak abin kahvaltısını etsin. Ben seni bırakırım. Ay, sanki başka zaman ben bırakmıyorum. Olsun. Bugün de abim götürsün. Elif'im. Ya ama ben abimle konuşmuştum. Bana söz vermişti. Tamam, tamam, tamam be alacığım ya. Ben bırakacağım işte. Heveslenmiş işte kelebeğimiz. Bırakırım aşkım ben seni. E tamam o zaman. Ben de sizinle çıkayım. Sonra dönüşte de pazara uğrarız. Yok yok, siz annemle pazara gidin. Abim de beni okula bıraksın. Yani böylesi daha mantıklı. Abi ben üstümü giyinmeye gidiyorum. Seni aşağıda bekliyorum, tamam mı? Oy ne oluyor bu kızı anlamıyorum seni. Ergenliğe giriyor Yadigar annem. Ben de yaşadım bilirim. Hele o İrem var ya. O İrem'den nefret ederdim ben. Gerçi ben haklıydım ama. Yok Elif sus şimdi, seni çok seveyim. Doğru ya doğru. Olsun. Ben dert etmiyorum. Abi! Allah! Abi. Aşkım ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum hemen. Hadi Orhan. Afiyet olsun. Hadi ışığım rastgele. Geldim. Öğlen alacağım seni, yemek yeriz tamam? Tamam aşkım görüşürüz. Hayatım yürümek yok. Asansörü kullan bir kat bile olsa. Tamam merak etme. Şey Zeynep yerler kaygan olabilir ama dikkatli. Tamam aşkım. Şey, çay, kahve bunlar hep kafein falan içeriyor ya, bebek de sana zarar verebilir. Tamam sevgilim, içmeyeceğim merak etme. Şey yaparsın yani, soğuk da içmezsin, soğuk bir şey de içme. Tamam, içmem. Tamam. Şey, Zeynep, bol bol su içmen gerekiyor, tamam mı? Bol bol su iç hayatım. Bol su, anlaşıldı. Şey, ağır da kaldırma, sakın bak, çok önemli. Ne? Aşkım, biraz sakin olur musun? Bu kadar panik yapma. Ben ilk kez anne olmuyorum. Bunların hepsini biliyorum. Hepsini de yapacağım, söz veriyorum sana. Aklın bende kalmasın, tamam? Tamam aşkım, tamam. Ama şimdi gitmem lazım, çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. Koşarak değil, yavaş adımla, tam bas, tam.
Allah'ım ya Rabbim, bu hamile kalmak ne kadar zormuş. Hayırlısıyla bir doğursaydık. Bana bakın da, sakın yine gidemezsin diye başlaman. Bu sefer fena yaparım ha. Merak etme anne, artık sana karışmayacağız. Çünkü biz gidiyoruz. Evet, bu evi terk ediyoruz biz. Terk edeceğiz Zeyla mı? Evet. Biz kararımızı verdik anne. Babama gidiyoruz. Babana gideceğiz. İyi kızım. Gidin madem öyle. Koca koca insanlarsınız. Sizin kararınızın önünde duracak değerim. Nasıl yani, sen bizi durdurmayacak mısın? Yo. Niye durduram ki? Ama anneşkom, babişkoma gideceğiz diyorum. Babama, babama. Sağır değerim kızım. Gidin diyeyim ben de. Allah Allah. Ama anneciğim, ya biz hepimiz böyle kolektif topluca mı gitmek istiyoruz? Neden, niçin, nasıl anlamamış gibi yapıyorsun ya? Anne, ya ne olur sen de bizimle gelsen. Ha? Ya böyle eski mutlu, hep beraber olduğumuz günlerdeki halimize dönsek. Eski mutlu günlermiş. Kız, ben hayatımda ilk defa bu kadar mutlu olayım. Haydi ben gittim. Bak hiç bizi dinliyor mu ya? Ha vallahi gitti ha. Kesin yine o şahsına münasır herifle buluşmaya gitmiştir ha. Şazım, ne yapıp edip annemi o darbeli denen adamdan ayırmamız gerekiyor. Aynen. Hadi gel. Aa, hayırdır ya? Şazım Hatim nereye gidiyor? Senden kaçıyor. Ne? Şaka ettin, şaka ettin. Yok canım, ne kaçması? Biz babamıza gidiyoruz. Babam mı geldi? Evet, Kamil, babam geldi. Hatta bize ev bile tuttu, şimdi oraya gidiyoruz. Ne diyorsun? Hayırlı olsun. Ha, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şey, biz de hayırlı bir iş için gelmiştik. Nişan bohçasını getirdim. He. Malum, sözden sonraki aşama nişan. Hala nişan, nişan diyor ya. Allah'ım, senden sabrı niyet ediyorum. Sen yardım et, amin. Yürü Fadik, yürü. Bak yok, Zeynep'den kaza çıkacak ha. Şazimer'cim dur, bekle orada. Cevat'cığım, canım sen sakın üstüne alınma. Çocuklar, biz bu aralar annemle babamı tekrardan bir araya getirmeye çalışıyoruz da. Ya Şazin de canı sıkkın. Bakmayın, benim de canım çok sıkkın. Yani böyle evlilik laflarını falan da duyunca kız bir anda böyle gerili veriyor. Sen sakın üstüne alınma, oldu mu? Tamam, tamam. Kıyamam ya. Sen Şazi'ye birazcık zaman ver, oldu mu canım? Ya istediği zaman olsun. Hem sen biliyorsun, Şazin Mert'im isterse ben zamanı durdururum bile yani. Sen aslansın be Cevat ya. Çocuklar, ben de kaçayım şimdi. Görüşürüz zaten sonra. Tamam, tamam. 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 Hadi. Çok güzel olmuş. Şazim Hatim, görüşürüz. Görüşürüz de bunları ne edeceğiz da? Ha. Ne edeceğiz Kamil? Anlaşılan benim nişan şimdilik böyle biraz askıda kaldı yani. Üzülme ha. Yok, geç yok. Olsun, temiz olsun kardeşim. Aynen, hadi gidelim biz. Olur mu canım? Ya ben istiyorum böyle her şey böyle hızlı hızlı olsun diye de. Ondan yani. Hı. Sonra? Ya canım benim. O şimdi uykusu gelmiştir anne, ondan olabilir. Tamam. Tamam tamam, merak etmiyorum. Akşam görüşürüz zaten. Öpüyorum sizi, hadi bay bay. Sana telefonla konuşmayı yasaklıyorum. Radyasyon bulaşıyor. Bunu söyleyen sen misin Fatih? Sabahtan öğlene kadar beni 38 kere aradın. Ya sana çip falan mı taksak takip cihazı? Ya boş ver şimdi onu, bunu da. Şu bakıcı işi ne yapacağız biz? Yani hadi bugün şansımız yaver gitti. Annemle babam geldi de yarın. Doğru söylüyorsun. Ya. Ben halledeceğim hayatım. Sen bunlara takılma. Sen canını sıkma, stres yapma, tamam? Tamam. Aa, sormayı unuttum. Hı. Senin nasıldı işin? İyi. İnsanları sevdim. İnsanlar beni sevdi. Olacak galiba. Aşkım, olacak tabii ki. Ya şu tipine bir baksana, kimseyi neden sevmesin sevgilim? Ay çok sevindim. Çünkü bakıcı işini hallettik mi her şey tamamdır. Evet, halledeceğiz. Halledeceğiz de işte ne zaman halledeceğiz? Çok acil diyorum Fatih, anlamıyorsun beni. Ya... Ne? Aklıma ne geldi bak. İnternette böyle siteler var, şirketler. Sana bakıcı gönderiyor. Onlara mı baksak acaba? Hayatım saçmalama, internetten bakıcı mı bulunur? Ya aşkım ya. Biz Hacer Ana'yı çağıracağız. Ay yok. Yok yok, olmaz. Ben istemiyorum.
Kendi bakıcımı kendim bulacağım. Babaannenin yöntemleriyle çocuk büyütmek istemiyorum yani. Niye? Büyüyenden memnun değil misin? Aşkım öyle şey olur mu? Alakası yok. Tabii ki de memnunum. Hem de çok ama... ben daha profesyonel bir destek istiyorum. İyi, tamam. Sen kendin bul. Ne yapıyorsan yap da stres yapma sakın. Tamam. Senin hiçbir şey için sıkılmanı istemiyorum, tamam? Tamam hocam. Biraz da şundan yesene, bu kalsiyum. O ne ki? Hı? Ne? Yoğurt da var içinde. Ha, bana bak, durun. Ha, bu benim sana ilk dersimdir, anladın mı? Erkeklik konusundaki ilk dersim. Bak, şimdi ha bu baban olacak Fatih gibi konuları böyle cer 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 konuşarak çözmeye çalışmasın, tamam? Sen dönün Şevket'in torunusun da onun kendini bu. Şevket. Ha. Ha bir de böyle sana birileri yan mı baktı? Sen de ona bir bakacaksın. Ha baktın hala bakıyor. Böyle duracaksın, sonra da bir tane çakacaksın. Anladın mı? Şevket. Ne oluyor? He. Bir de sana büyüklerinden bir kadın, bir hanım böyle kalkıp da ismini uzatarak sesleniyorsa ona da aldırmayacaksın. Kendi bildiğini yapacaksın. Yahu bacak kadar çocukla konuştuğun şeye bak ya. Ne olacak? Ona ben nasıl adam olunacağını, nasıl erkek olunacağını anlatıyorum. Ha böyle vura kıra mı erkek olunuyor yani? Ha ne olsun peki? Böyle pısırıntı gibi olsun peki? Bırak Şevket ya. Hani Zeynep'i de öyle vura kıra yetiştirmişsin zaten. Ya sen ne biçim yetiştirdin benim kızımı ya? Öyle mi? Öyle. E o zaman sen de analığını bilip kızının başında kalıp onun eğitimini tamamlayadın. Kara Meryem Hanım. Ay yok öyle Şevket Bey, lafı öyle sokup arkanı dönüp gitmek. Tamam, beni iyi dinleyeceksin. Tamam mı? Bak son kez söylüyorum. Al çok koca kulakların da beni iyi dinle. Ben ne yaptıysam kızım için yaptım, tamam mı? Gerekirse torunun için de aynı şeyi yaparım Şevket. O neydi? E torunun nerede o zaman? Ha? Ulan Selim nerede? Selim! Selim nerede? Selim! Selim nerede? Haydar'ım, sen gittikçe romantikleşin ha. Senin yüzünden. Benim feleğimi şaşırttın Ayfer'im. Feleğimi şaşırttın. Sayende gökte miyim, yerde miyim, şeytan mıyım, melek miyim bilmiyorum. Bir tek şey biliyorum. Seni çok seviyorum. Haydar. İçinde sen varsın. Ruhum, ruhsarım solsun. Bu can sensiz kalmasın. Tut yüreğimi. Nefesimiz bir olsun. Teklifimi kabul et. Yeryüzü bana cennet olsun.
efendim. Meryem Hanım, Cihan Bey'le konuştum. Fatih Bey işe başlamış. Çok iyi, çok memnun oldum Birol. Ha siz ne diyorsunuz? Fatih mi diyorsun? Gene birinin arkasından bir dolap mı çeviriyorsunuz? Biz kimsenin arkasından dolaplar çevirmiyoruz Şevket. Sen de ilk defa duyuyormuş gibi şey yapma Allah aşkına ya. Biliyorsunuz, Meryem Hanım Fatih Bey için şirket kurdurmuştu. Orada işe başlamış, ondan bahsediyordum. Öyle mi? Tamam işte. Ha siz gene bir dolap çeviriyorsunuz yani. Bu o demektir, öyle değil mi? Bak biz Fatih için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Şevket. Ha öyle, ha böyle. Sonuçta siz adamın arkasından dolap çeviriyorsunuz. Ya sen ne diye benimle habire sidik yarıştırmaya çalışıyorsun ha? Habire dır 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 böyle bana cevap veriyorsun. Sen beni niye dinlemiyorsun hiç ha? Aa, sen beni çok dinliyorsun zaten Şevket. Ulan yeter be, yeter. Of Şevket, of, of. Dayıcım, sen hiç büyüklere böyle aldırma tamam mı? Arada sırada didişirler öyle. Ben boş ver. Gel biz bir oyun oynayalım. Ay aşkım ya. Kucağına da çocuk ne kadar yakışmış. Seviyorum. Abi Dilber değil. Gördü. Kim? Dilber, Ayfer'in Dilber. Ay. Merhaba. Ay ben de alışverişe çıkmıştım. Ne tesadüf böyle. Ay Şevketçi babacığım nasılsınız? Merhaba Dilber Hanım, merhaba. Merhabalım, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Oldu o zaman. Ben tutmayayım sizi. Gidiyorum ben. Ay canım maşallah çok tatlı. Çok tatlı. Maşallah. Senin... Ne yapıyorsun sadece? Dilber abla bizi mi takip ediyor ya? Ama kadın böyle bayla 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 hareketleri var. Niye böyle konuşuyor da? Deli mi bu lan? Deli sensin Şevket. Yahu niye kadınlar deli oluyormuş? Habire bir laf yetiştirmesin olmuyor mu? Yeter be. Kesman Allah ya yeter lan. Allah Allah. Ya mı huysuzsun ya? Huysuz. Huysuz. Hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yapalım? Yani hemen başlayalım mı? Ben prosedürü pek bilmiyorum da. Kendimizi tanıtmakla başlayalım isterseniz. Olur, çok mantıklı. Madem öyle buyurun siz başlayın hanımefendi. Ben Süheyla Çokbakan. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. Ne güzel. Uzun süre sanatla ilgilendikten sonra dünyanın en güzel eserlerinin çocuklar olduğuna karar verdim. Ve bu işi yapmaya başladım. Bugüne kadar 78 çocuk baktım. %35'i bürokrat, %20'si hakim, %10 da doktor oldu. Geri kalan da sanatçı oldular. Üzerinize afiyet. Oha. Çok iyiymiş. Bravo. Siz hanımefendi? Ben aslen yüksek makine mühendisiyim. 10 yıl mühendislik yaptım ama sonra makineleri bıraktım. Bıraktım çocuklara yöneldim. Sonuçta çocukların da her biri bir makinedir zaten. Ve her parçasının güzel, detaylı bir bakıma ihtiyacı var. Bilhassa motorları. Motor mühimdir tabii ki. Bir bozulur, iki bozulur. Sorun değil ama üçüncüye bozulduğunda artık değiştirmek lazım. Çok pardon, neyi değiştirmek lazım? Motoru.
anlıyorum. Siz hanımefendi? Zeynep Hanım, ben uzun seneler Amerika'da yaşadım. Öyle mi? Evet, eğitimim için gitmiştim ama orada yaşamaya karar verdim. Amerika'da 8 sene boyunca okul öncesi öğretmenliği eğitimi aldım. Daha sonra 2 yıl pedagoji alanında master yaptım. Şahaneymiş. Hangi okul acaba? Tabii ki de Oxford. Oxford. Amerika'da. Müsaadenizle benim bir telefon açmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Ne yapsın hayatım? Halledebildin mi? Geldiler aşkım, geldiler de yani ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum Fatih. Niye? Ne oldu ki? Bunların hepsi kendilerini övüyorlar. Hayır yani yalan mı atıyorlar, doğruyu mu söylüyorlar? Ben de anlamıyorum ki. Üf, çok zormuş bu iş Fatih ya. Halledersin. Sen adamı gözünden tanırsın. Öyle de ama işte bu sefer farklı bir durum. Sonuçta burada Selim'den bahsediyoruz aşkım. Hassas bir konu. E tabii orası da öyle. Yani sen kilit sorular sor. Böyle zayıf noktalarını falan bulmaya çalış. Ya evet öyle de ama şimdi ben... Buldum. Hah iyi. Ben de annemin yanına... Hı. Ay benim güzel çocuğum, beni bırakıp nerelere gitmiş anneciğim, ne hallere gelmiş. Ah Fatih neredesin sen yavrum, neredesin? Ay ben seni çok özledim yavrum, annenin kuzusu. Ben de ordum anneciğim. Seni çocuğum. Fatih! Neredesin oğlum sen ya? Beni bırakıp gittin çocuğum. Bak sen gittin gideli benim başıma neler geldi yavrum. Görüyor musun kötürüm de oldum sonunda yavrum. Anneciğim bir bilsen ben de ne hallerdeydim, ne kötü günler yaşadım. Yani kabuslar gördüm, terler içinde uyandım yalnız yatağımda. Sana koşmak istedim, koşamadım. Ay böyle konuşma yavrum, vallahi beni de ağlatacaksın. Ay Fatih'cim işte ben de çok kötü günler geçirdim burada çocuğum. Bak gördüğün gibi de kötürüm oldum yavrum. Neyse anneciğim bak sonunda buluştuk, yine bir aradayız. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çocuğum işte, gördüğün gibiyim yavrum. Ben iyiyim de yavrum. Sen nasılsın, evin nasıl? Aman anneciğim, bekar evi işte. Geçinip gidiyorum tek başıma. Öyle biraz ekmek koparıyorum. Yanında biraz peynir yiyorum. Ana ocağı gibi olmuyor yani anneciğim. Olmaz yavrum. Gel ananın ocağına çocuğum. Gel ben seni bakarım yavrum. Gelsene sen evine dönsene yavrum. Yok yok ısrar etme. Yok ediyorum Fatih, ne olursun evine dön çocuğum. Vallahi ben istersen seni ayağımda bile sallarım. Ben doğurdum ya seni, çok özlüyorum onun için yavrum. Deme anneciğim öyle. Yani ben bir karar verdim ve ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum artık tek başıma. Yavrum ben bu koca evde sensiz ne yaparım çocuğum? Sen gidince benim yani kolum kanadım kırıldı. Bak yavrum kötürüm doldum, görüyor musun? Benim yüzümden mi kırıldı? Tabii. Anneciğim abartma. Yok abartmıyorum. Vallahi Fatih bu ev sensiz bana yani cehennem gibi çocuğum. Dışarıda tehlike dolu yavrum. Kurtlar sofrası dışarısı. Ha kurtlar sofrası derken. Zeynep bacısını gördün mü son zamanlarda? Bak ya yine hatırlattın şunu. Şeytan görsün onun yüzünü. Tövbe tövbe Allah'ım sen beni kale alma. Ben doğurdum seni. Ay yerim ben seni be. Ananın kuzusu. Arkadaşlarımızın kağıtlarına bakmıyoruz hanımefendi. Herkes kendi yorumunu katsın. Zeynep Hanım, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır hanımefendi. Yani gayet açık değil mi? Birden ona kadar sıralı. Buyurun. Hayır neymiş bu kadar komik olan acaba? Hı? Anlatın hep beraber gülelim. Bizim neyimiz eksik ya? Aramızda konuşmuyoruz. Tamam.
alabilir miyiz? Alamazsınız. Yani 10 tane soruyu bu kadar sürede yapamıyorsanız siz nasıl çocuk bakacaksınız çok merak ediyorum. Alayım kağıtları. Alayım. Kalemleri de lütfen. Bu kalemlerin kapakları nerede? Hanımefendi kapaksızı verdiniz. Evet. Kapaksız verseydim bu da kapaksız olurdu hanımefendi. Demek ki kapaklı vermişim. Ay kapakları da alacak halimiz yok herhalde değil mi? Buyurun geçelim söyle. Hanımefendi sandalyenizi masaya doğru itmemişsiniz. Affedersiniz Zeynep Hanım. İttim. Bu nasıl bir cevap? Nasıl? Yani... Tamam, bu biraz yakın ama... Olmaz, olmaz. Bunu bırak benim çocuğuma, dünyadaki herhangi bir çocuğa yaparsanız gerçekten... suç bu yani, suç. Öyle bir dünya yok. Aramızdan bazıları... sebze çorbasının içine hazır krema koymuş. Kendisini katkı maddeli ürünlerle çocuk büyüttüğü için tebrik ediyoruz. Kim olduğunu da anladım ben onun. Hiç öyle belertme gözlerini. Okumayacağım geri kalanı. Nasıl krema demiş. Allah aşkına. Yani küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede şarkısının sözlerini bilmeyen bir bakıcı adayıyla mı karşı karşıyayız? Hı? Bak 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 bak. Hiç de belli etmiyor kendini. Amerikalarda yaşamışmış da. Twinkle Twinkle'ı sorsan bilirsin ama. Evet. Evet ben de öyle yapıyorum. Ay benim böyle bir şeyden haberim yok. Çok iyiymiş. Evet, evet. Evet bu kim ya? Kim bu? Mademoiselle Şaziye kim? Benim. Hanımefendi. Tam istediğim cevapları vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben yaşlıyım diye bana bir şey sormamıştınız. Çok üzülmüştüm. O benim ayıbım. Çok özür dilerim. Hemen yarın işe başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hep beraber Mademoiselle Şaziye'yi alkışlıyoruz. Yani şu cevapları biraz okuyun. Biraz okuyun, öğrenin. Buyurun size ben bir kahve ısmarlayayım. Bak onlar nasıl ötüyor. Of! Of sıkıldım. Oflama be! Şşş! Of kızım sıkıldım ya. Ya kalktık geldik buraya yapacak hiçbir şey yok. Orası kalabalıktı tabii ya, eğlenceliydi. Darlama beni Fado. Vallahi kızım bak işte ne güzel. Kavga yok, gürültü yok, bilgisayarıma karışan yok. Huzur çok. Bakayım. Ay çok mutluyum kızım ben burada. Ben mutlu değilim ama. Yok boş böyle olmayacak. Tamam. İş bulayım ben çalışayım. Ha, aynen maynen hadi git çalış. Sen? İşim olmaz benim. Şazi. Bak babama güvendik geldik buraya. Yarın öbür gün çekecek, gidecek, kalacağız bir başımıza. Ev ev diye tutturduk geldik. Ya bu evin kirası var, elektriği var, suyu var. O bir dünya masrafı var. Çalışmadan kalkamayız bunların altından. Bir şey yapmamız gerekiyor Şazment. Ay şiştim ya. Git çalış o zaman kızım ya. Ben çalışayım, sen yat. Oh ne güzel dünya. Şazi, ben paramın son kuruşuna kadar bu ev için harcadım. Artık senin de bir şey yapman lazım. Yapıyorum işte. Ya ne yapıyorsun Şazment, o ne? Kazandığım paracıklarımı follow up ediyorum. Ne diyorsun kızım sen? Fadikçim, sevgili Fadikçim. Siz beni koskoca Şazi'yi bunun önünde aval aval oturuyor sanıyorsunuz değil mi? Yani online oyunlar, chat, met falan filan. Ha tamam. Ya onun ben kralını yapıyorum da aslen website'larımı kontrol ediyorum. Peki neden? Hiç düşündün mü? Çünkü ben başarı odaklı ve durdurulamaz bir iş kadınıyım ya. Şazmet ne diyorsun? Allah için anlat dinleyeceğim. Ne yapıyorsun? Kızım alışveriş sitem var benim. Ha bak sana nasıl anlatsam ya. For example
Örneğin yani bir kalem satın alacağım. Hı. Ne yapacağım? Hemen gireceğim benim web site'ıma. Getirşazi.com'a. Giriyorum. Kalem diye aratıyorum. Arat. Aha. Çat. Milyonlarca kalem opsiyonu. Hangisini istiyorsan seçiyorsun. Şunu seç. Ha, bu mu? Ha. Tıklıyorum. Sonra at sepete. Getirsin Şazi veya koy sepete götürsün Şazi. Şazi. Evde otururken. Ah Fado, vah Fado. Ya kızım sen kafanı yorma böyle şeylere bebişim. Sen neticeye bak. Benim kazandığım şu paracıklara bak. Bunlar ne? Ben bu rakamlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ya işte tanesi $2'dan hesap et. Ölç tart biç. Şazi sen ne diyorsun? Senin küçük bir servetin var. Ya yok ya. Şimdilik sadece $83.78. TL'ye çevirirsek 252.070 TL 40 kuruş. Oha! Kızlar! Bunalık, eğer benim paracıklarım hakkında babişkoma tek bir kelime edersen kardeş katili olurum. Yemin ediyorum .com.tr okey? Ah be evladım. Bir ananızı getiremediniz. Bunca masraf boşuna mıydı şimdi? Babacığım niye boşuna olsun? Bak ne güzel eski günlerdeki gibi hep birlikteyiz. Yoksa sen bizi istemiyor musun? Yok ya şuursuz. Kızım anam babam ne zaman biz birlikte takıldık Allah aşkına? Şazi sus istersen. Sizi istemez olur muyum be kızım? Ben sadece ailemizin büyük bir parçasının eksikliğinden yakınıyorum. Ya tamam babişko anlıyoruz da biz artık elimizden gelen her şeyi yaptık ya. Git bir zahmet anamı getir yani. Bu kim? Hadi ben bakarım. Ha. Ay belki komşulardır. Ay bir börek falan yapmışlardır belki. Ha git bak hadi. Anne! Anneciğim. Canım hoş geldin. Anne biliyordum bizi yüzüstü bırakmayacağını. Biliyordum bizi terk etmeyeceğini. Gelmedin mi yoksa? Nerede kız o herif? Nerede o herif? Anam! Canım anam, kanım anam, kadın anam. Baba gördün mü bak anam gelmiş. Ne dedim ben? Demedim mi? Anam dedim bizi dedim bırakmaz gelir demedim mi? Sus Şazi. He! Yeter be! Bir yere falan geldiğim yok benim. Ha, bu adamla iki kelam bir şey konuşup gideceğim. Konuşalım Ayfer. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa... Satma. Kabul. La ne dedim de neyi kabul edeyim? Tüm şartlarını kabul ediyorum. Sen yeter ki yuvana dön. Bak çoluk çocuk perişan haldeyiz. İyi. Boşanmak isteyeyim o zaman. Kabul et. Ne? Boşanmak mı? Katiyen olmaz. Olacak. Olmayacak. Olacak. Olmayacak. Daha bak Mustafa. Bir zorluk çıkarırsan yemin ederim seni bütün mahalleye irezil ederim. Gerçi sen zaten irezil olmuşsun olacağın kadar. Daha nasıl irezil olacaksın ki? Neyse lafı uzatmayayım. Ben diyeceğimi deyip gideceğim. Ben boşanmak isteyeyim. Anladın mı? Boşanmayacağız Ayfer. Göreceğim bakalım Mustafa. Boşanacak mı? Boşanmayacak. Göreceğim. Anneciğim, sen bugün dedeyle anneanneyle güzel güzel oynadın mı oğlum benim ha? Güzel vakit geçirdin mi? Uslu durdun mu aşkım? Oh, babam iyi ki doğmuşum lan seni. Oh. Anneciğim ben seni nasıl bırakacağım bu bakıcılara ya? Gece hiçbir yere gitmiyorsun yavrum. Benimle kalacaksın. Anneciğim yok benim eve giderim işlerim var. Ay başlarım şimdi senin işlerinden ha. Annen bu kadar şefkate muhtaçken sen anneyi bırakıp nereye gidiyorsun acaba? Ama anneciğim... Sus cevap verme bana. Aa, yok göndermiyorum. Ben anneyim. Seni ben taşıdım 9 ay karnımda. Ben doğurdum seni. Üstelik içim çıktı doğurana kadar. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kalıyorsun bu gece.
İyi tamam o zaman şu kolum uyuştu ya. Bir saattir buradayız. Prostat olacağım vallahi. Bir tuvalete gideceğim. Ay kalk çocuğum kalk. Durulur mu hiç? Hadi sal gitsin sal sal. Fatih nereye yavrum? Tuvaletin burada ya. Ha yok anneciğim şimdi seni rahatsız etmeyeyim. Ben aşağıdakini kullanacağım. Olur mu çocuğum? Gel buraya gel gel. Ben kulağımı tıkacağım vallahi gel. Ayol bu da abartıyı çok sever babası kılıkla ayol. Yapacağım bir pırt ne var yani sal gitsin. Vay be. Hadi hadi aç şunu. Fatih. Zeynep. Aşkım ben çok korkuyorum hemen eve gelmen lazım. Hayatım gelemiyorum ya annem bırakmıyor ki. Dışarıdan sesler geliyor. Geri gelmiş olabilirler. Kimler? Hırsızlar. Hırsız mı? Aşkım hadi ne olursun lütfen. Tamam aşkım sen polisi ara ben hemen geliyorum. Tamam. Yok. Gel anneciğim. Sessiz ol tamam mı? Tamam mı? Sakın ses çıkarma tamam mı anneciğim? Anneciğim. Fatih seni şerken aklıma geldi. Seninle toplayacağı mı gitsek çocuğum? Harika düşünmüşsün. Ben hemen gidip rezervasyon yaptırıyorum. Görüşürüz. Aa, dur dur dur. Şimdi değil ayol. İyileşeyim ondan sonra. Ana gitti ya çocuk. Ay ne güzel evlat yetiştirmişim. Ay her dediğimi yapıyor çocuğum benim. Maşallah yavrumu. Maşallah. Anneciğim sen şimdi bu kadar yoksul olsun otur. Tamam mı oğlum? Anne gelecek şimdi. Korkma tamam mı? Alo, iyi akşamlar. Ben evimde bir hırsızlık ihbarında bulunmak istiyorum. Ha, tamam, adresi veriyorum. Yazın lütfen. Ya aç, ne tehlikeli olacak canım. Açıyorum o zaman. Aç, aç. Açınca şey sandım. Ne sandınız? Komşunuzuz biz. Hoş geldin oturmasına gelelim dedik. Baktık anahtar kapıda. Ay hırsız girmesin diye şey ettik ya. Ne yaptınız siz ya? Ben şimdi yanlış bir şey yaptım. Kocacığım. Ay nefes almıyor adam. Ay, tamam. Ay gitti. Ay gitti daha gibi dur. Adam. Dur dur ben kokumu yedim. Bir saniye. Gökhan. Gökhan aşkım. Gökuşum. Ay kocacığım. Cemal Bey gerçekten çok özür dilerim. Aynı eve ikinci asılsız ihbar. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz hanımefendi? Hayır estağfurullah öyle şey olur mu? Sadece bir yanlış anlaş. Yokuşum, kocişim, evimin direği nasılsın? İyiyim hayatım, iyiyim. Biraz başım şişti galiba. Ben çok özür dilerim. İnanın yani ne yapsam bilmiyorum. Olur efendim olur. Bizim hatamız. Şu kapıyı hiç açmayacaktık. Ay ne münasebet canım. Biz komşuluk vazifemizi yaptık yani. Doğru doğru söylüyorsunuz Semra Hanım. Tamamen benim hatam. Mazur görün ama iki gün önce bizim eve hırsız girdi de. Şimdi eşim de evde yok. Ben çocukla yalnız olunca böyle panik yaptım. Kusura bakmayın. Ay tamam yani geçmiş olsun ama her kapıyı çalan da hırsız değil ki canım. Olur mu öyle şey? Aa. Yani çok sinirlendim. Gerçekten ellerim titriyor yani. Ay resmen kocişimin kafası patlıyordu ya. Ay ama neyse uzatmayacağım. Buz var mı? Ne için? Ay içkime koyacağım. Ay yok kocasının kafasına koyacağım canım. Hemen getireyim hemen. Efendim ben de ağrı kesicinizden alabilir miyim varsa? Tabii ki hemen getiririm. Estağfurullah ne demek. Yalnız şimdi bizim ilaç dolabı yukarıda ben ilacı alırken... Siz de mutfaktan buzu alın lütfen kendi eviniz gibi. Ne tarafta lütfen. Şu hemen soldaki ilk kapı lütfen. Teşekkür ederim. We'll be right back.
işim var evimde. Siz kimsiniz? Aşkım bunlar bizim komşularımız Semra Hanım'la Gökhan Bey. Hırsız? Ben yanlış anlamışım. Ay vallahi öldürecek seni bu manyaklar. Hırkucu şimdiden ne istiyorsunuz? Gökuşum. Gökuşum. Yani biz gerçekten çok özür dileriz. Kusura bakmayın. Olur Fatih'ciğim olur. Dava açalım bence. Semra abartma istersen. Yanlış anlaşılma işte. Ay ne yanlış anlaşılması? Resmen canına kastettiler ya. Semra Hanım öyle şey olur mu? Ne kastı? Ben sizi bir anda hırsız sanınca... Zeynep'ciğim tamam. Ama aşkım... Zeynep. Neyse efendim biz müsaadenizi isteyelim. Aa bu olmadı. Bir çay kahve ikram etsin. Aman yok siz ona zehir falan atarsınız şimdi. Aşk olsun Semra abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Gökuşum gidelim. Can güvenliğimiz yok burada. Öldürmeden bırakmayacaklar çünkü bunlar. Sizi geçirsek... Yok sağ olun biz geçeriz. Nasıl geçti hayatım? Yani adam saldırdın öyle sopayla. Ya sen niye şey yapmadan, bilmeden, etmeden kapıyı arıyorsun polisi? Kapıyı açıp geliyordu içeri. Ne polisi aldı? Ben evimde adam görünce sen hırsız deyince ben de vurdum kafasına işte. Ay Fatih, ben sana inanamıyorum ya. Bir sor önce, bir sor. Neyi sor? Bana dedin ki hırsız var diye geldi dedim. Geldim işte. Aşkım, evimde de görünce bir başka bir adam vurdu. Özür dilerim, tamam haklısın. Hiç tartışmayacağım. Selim nerede? Odada o. Niye vurdu? Fatih! Oğlum çamurlarda da tepeleniriz böyle böyle. Çok zengin. Aa oğlum yoksa seninle yurt dışına mı gidelim ya? Ay gidelim tabii ben ne düşünüyorum ki? Oh, ne güzel olur, ne güzel. Fatih? Aa. Ay yoksa benim çocuğum rezervasyon yaptırmaya kaplıcalara mı gitti ayol? Ay yapar mı yapar vallahi. Ay. Tutuldum kaldım ya ben burada. Nasıl ineceğim şimdi ben? Günay! Fehmi! Kardeşini. Uyuttum. Uyuttum da. Kızım bu ne zor işmiş ya. Yok kız, kıskançlığı, yok ergenliği. Vallahi ben bununla bütün gün uğraşamam ha. Ne demek uğraşamam? Uğraşamam. Uğraşacaksın. Ya bir insan kolay mı büyüyor? Ayrıca o senin kardeşin. Her şartta, her zaman yanında olman lazım. Ya sen ne kadar iyi niyetli bir insansın ya. Kız sana resmen kök söktürdü. Hala onu savunuyorsun. Küçücük çocuk ne yapayım? Kızayım mı? Kızma. Ya aşkım sen ne kadar anlayışlı bir insansın. Bense öküzün tekiyim yani. Ev meselesini o anında kestirip attım. Gerçekten çok özür dilerim sana. Tamam sen haklıydın o. Hayır gerçekten çok... Haklı mıydım? Evet. Ben haklıydım. Haklıydım. Evet haklıydın. Hatta hadi. Haklıydım işte. Evet. Yani ben de kendi kazandığımız parayla, kendi emeğimizle kurduğumuz yuvayla daha çok mutlu olacağımızı düşünüyorum. Ama aşkım, bunun için birazcık daha zaman var. Malum yani. Durum ortada. Ama istesek hemen yapabiliriz. Birlikte. Ya hayatım nasıl yapacağız ki öyle istediğimiz zaman? Önce düzenli bir işe girmem lazım. Düzenli maaşın yatması gerekiyor. Hadi kredi falan çekelim desek? Ben de çalışacağım. Ben de kazanacağım. Ya biz birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Ya aşkım ne gerek var şimdi? Bütün günlerini iş bulmakla mı harcayacaksın? Hayır. Ya sen orasını bana bırak, ben hallederim. Nasıl halledeceksin? Hallederim. Acaba? Nasıl halledeceksin acaba? Halledeceğim. Hayır nasıl halledeceksin? Bir sürü... Abi. He. Kitap oku. Kitap oku. Ben sizi yalnız bırakayım. Selin abla. Efendim? Sen de kal. Emin misin? Evet. Sen böyle kuzu kuzu gidince hiç Sevfi kalmıyor ki.
Vallahi ağız tadıyla görümcülük yapamıyorum. Görümcülüğünü yiyeceğim ben. Ah sen cimcime. Sen bana görümcülük mü yapmaya çalışıyordun? En azından denedim. O zaman ben de deneyeceğim. Neyi? Cadı gelin olmayı. Gel bakayım buraya. Tut, tut, tut. 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 Tut, tut, Fatih, hanımefendi Matmazel Şaziye, Selim'in bakıcısı. Matmazel Şaziye Hanım, memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Yaşlı değil mi? Yaş değil, o tecrübe eder. Matmazel Şaziye, Selim'in öğlen uykusu çok önemlidir. Hangimizinki önemli değil ki hanımefendi? Yani hangi çocuğun uykusu önemli değil? Altını sık sık kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Saat başı küçük için, 2 saatte bir büyük için. Tamam, 2 saatte bir daha önce söylemiştiniz. Söylemiştim değil mi? Tamam, o zaman biz çıkıyoruz. Selim size emanet. Tamam, ona gözüm gibi bakacağım. Hayatım hadi geç kalıyoruz. Aşkım. Anneciğim. Oğlum. Matmazel Şaziye bugün seninle ilgilenecek, tamam mı? Sakın üzme onu anneciğim, olur mu? Biz geleceğiz akşam. Matmazel. Buyurun. Siz de onu üzmeyin. Peki efendim. Fatih, doğru mu yaptık? Ben bilemedim ya. Hayatım, pimpiriklenme. Ne demek pimpiriklenme Fatih? Kadın tanımıyoruz. Hırlı mı, hırsız mı, psikopat mı, katil mi bilmiyoruz. Ya niye kötü kötü şeyler getiriyorsun aklına? Sen demedin mi tecrübeli diye? Öyle de ne bileyim işte. Merak etme, ben insanları yüzünden gözünden tanırım. Bu iyi bir kadın. Eyvah. Sen böyle diyorsan benim içim hiç rahat etmeyecek. Ben gidip Selim'i ofise götüreceğim. Saçmalama, hiçbir yere götüremezsin. Klimalı ortamda alerji olacak çocuk ya. Sen demedin mi kadın iyi diye, melek yüzlü? Fatih'ciğim, biz evimize giren hırsızı besledik, para verdik, erzak verdik, evine gönderdik. Adam bizi soyup soğana çevirdi. Biz safız, saf. Bizden insan sarfı falan olmaz. Hayatım ben de biliyorum ikimizin de saf olduğunu. O yüzden ben ne yaptım? Çıkar telefonunu. Ne alakası var? Çıkar telefonunu. Telefonu. İkimizin telefonuna da bir uygulama yükledim. Ne uygulaması? Bak, dur ha. Tamam şurada. Böylelikle evi 24 saat izleyebileceğiz. Aşkım sen... Sen şu anda var ya... Yani bir anneye yapılabilecek en güzel iyiliği yaptın Fatih. Teşekkür ederim. Bütün gün izlersin. Hadi bakayım. Anneciğim, şuna bak ya. Ay. Kadın biraz yaşlı ama olsun. Az tecrübe tecrübe. Meryem. 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 Ne oluyor şimdi? Hadi kalk, kalk, kalk. Sefer. Hadi kalk, gidip torunumuzu alacağız. Hadi. Kalk. Ben sana dün akşam anlattım. Ama tabii sen dinlemediğin için anlamadın değil mi Şevket? Ya çocuklar bakıcı tutmuşlar. Selim'e o bakacak. Ne bakıcısı da? Ay ne bakıcısı olabilir acaba Şevket? Çocuk bakıcısı tabii. Ya tamam ya, tamam anladık anladık da yani ne gerek var bakıcıya ha? Biz burada varken hem ne üdüğünü bilmediğimiz bir insana mı teslim edeceğiz çocuğumuzu? Yahu çocuklar böyle bir karar almışlar. Ha buna da mı karışacaksın? Ha bak onlar onun annesi babasıysa ben de onun dedesiyim, anladın mı? Karışacağım tabii. Niye karışmayacakmışım? Karışamazsın Şevket. Ya. Karışamazsın. Yahu çocuklar ayakları üzerinde durmak istiyorlar. Ya bırak öyle yapsınlar, hayatı öğrensinler. Ulan Meryem bak, sen de benim her söylediğime böyle muhalefet etme, tamam mı? Bir de inatlaşma be. Allah Allah. Bana inatçı diyene bak sen ya. Ya bana inatçı diyene bak.
Ulan sen giderek yadigara benzemeye başladın, anladın mı? Çenen düştü senin de böyle. Cer 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 konuşuyoruz. Bir sus be. Ha tabii. Hep sen konuşacaksın değil mi Şevket? Sen konuşacaksın, ben susacağım. Allah Allah. Of ya, of ya, of. Kız anam yine kıyamet koptu vallahi. Anam bunlar neyi paylaşamıyorlar, ben anlamayayım ki. Ulan karışmıyorum artık. Ne halleri varsa görsünler, canımdan bezdumda. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Oy Selin'im, günaydın. Günaydın. Nereye ya böyle sabah sabah? Bir eve uğrayacağım da Yadigar anne. Yalnız Orhan'ı uyandıramadım. Uyanınca söylersiniz değil mi? Uy derim de. Kız acacına gidilir mi? Otur bir kahvaltı et. Yok ben evde yerim ya. Hadi görüşürüz. Haydi selam söyle. Aleyküm selam. Yadigar. Kız ben de bu Meryem'e tanıdığı avukatı soracaktım ama şimdi soramam herhalde, değer mi? Sinirler tepesinde ya karınım. Ne avukatı kız? Mustafa'dan boşanmaya karar verdim Yadigar. Hakikat. He vallahi. Sıkıldım artık ki ben de. Ne halı varsa görsün şerefsizin. Ben de özgür bir karı olmak isteyeyim ama artık. Haklı değer miyim Yadigar? Hakkın tabii hakkın. Ben de artık kendi aşk kanatlarımla uçam diyeyim. Ula sen gene aşk... Yok kız, öyle aşktan meşkten değil. Vallahi öyle değil kız. Yani özgür bir karı olam diyeyim Yadigar. Çarpılacaksın Ayfer. Ha böyle kalacaksın. Yemin etme de. Yemin etmedim ki zaten. Ha, yiyin birbirinizi ha. Karıya bak, adam bulmuş kavga ettiği. Ay! Ay kızım ödümü kapardın, ne yapıyorsun? Konuşma konuşma. Annem nerede? Yukarıda Yadigar annemle. Çekil! Ay anne! Anneciğim! Ne oldu kız? Kızım sağ ya. Niye böğürün delden alar gibi kız sen? Ya bana bir şey oldu. Yok ben taş gibiyim. Ama kardeşim Fadik. Ne oldu kız Fadiye? Uy selamın kavlet. Ne oldu kız Fadiye? Kız konuşsana, ne oldu Fadiye? Meraktan öldürecek misiniz siz beni? Ya çok kötü ya Yadigar abla, bildiğin gibi değil. Anne Fatih'in sana ihtiyacı var. Gel gel gidelim. Yadigar ben bir koşayım da gelelim o zaman. Hadi kızım koş gidelim o zaman. Hadi koş. Ne oldu lan Fatih'e? Ya kardeşim niye geldik buraya? Fadik sana ne dedi, hatırlamıyor musun da? Ne dedi ya, ne dedi? Ya kardeşim ailevi meselelerimiz var, sonra erteleyelim demedi mi? Ne yapayım yani? Benimki de ailevi mesele sonuçta. Hem nişan bohçalarını verince patadanak ertesi gün düğün yapacağız anlamına falan gelmiyor ki yani. Senin de aklın hiç basmıyor ya, hiç basmıyor vallahi ya. Hadi çık çık. Ayfer anneciğim. Merhaba. Biz de nişan bohçalarını getirdiydik de. Allah'ım bu aralar seni çok rahatsız ediyorum ama bana yine sabır lazım. Ya hala bohça falan diyor ya, sen hiç laftan anlamıyor musun? Ne oluyor ya? Cevat oğlum sabah sabah ne bohçası Allah sen ya? Zaten canım burnumda. Çek şuradan. Ya Ayfer anneciğim tamam sözlendik bitti. Diyorum ki bir an evvel bir sonraki aşamaya geçelim de biz de Şazimentim'le vuslatımıza böyle çabucak erelim. Oğlum ben de diyeyim ki, şimdi diyeyim ki sırası değil diyeyim. Benim diyeyim, canım diyeyim, burnumda diyeyim. Değil mi? Şimdi sen benim çakın önümden, ezmeyeyim ben seni. Bunları ne edeceğim ben şimdi? Tövbe estağfurullah. La çakın önümden. Yürü kız. Senin zekana hayran kaldım kardeşim. Kamil, kapat o çeneni. Vallahi bütün hıncımı senden çıkarım şimdi ha. Yürü. Bunları ne edeceğiz gerçekten de? Ya. Hala ne çiz, ne çiz diyorsun ya? Şimdi daha açık nasıl anlatabilirim acaba? Bakın şimdi. Bunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu bizim piyasadaki büyüklüğümüz. Diğeri de Şekerizadeoğlu piyasasının büyüklüğü. Diğeri hangisi? Bütün masa. İşte bu yüzden sizinle çalışmak istiyorum Fatih Bey. Siz de bir Şekerizadesiniz. Aile şirketinizin başarısı ortada. Tabii ki bu kadar büyük ve köklü bir şirkete rakip olma gibi bir niyetim yok. Yani iflastan kurtulsak yeter. Gerçi sizi finanse etme konusunda sorun yaşayabiliriz. Yani daha açık konuşmak gerekirse öyle büyük meblağları ödeyebileceğimi pek sanmıyorum. Anlıyorum. Yani bu konuda anlaşmamız da önemli tabii. Benim size bir teklifim olacak. Gelin sizi bizim şirkete ortak yapayım. Ortak mı? Evet.
Siz bu şirketi, bu markayı yukarı taşıdıkça kazancınız da yukarı taşınsın. Yani hiç böyle bir teklifle gelebileceğinizi düşünmemiştim. Bence değerlendirmelisiniz. Size şirketin %40'ını teklif ediyorum. Hepimiz kazanalım. Ne dersiniz? %50'ye anlaştık. Seni dinliyorum hayatım. Anlat bakalım. Babacığım. Canım. Ben bir karar verdim. Şöyle. Ben çalışmak istiyorum. Harika bir fikir. Bence de. Ama bu kadar değil. Devamı? Babacığım biliyorsun benim çok tecrübem yok. Ama bu şirket işlerinde çabucak kavrayabileceğime inanıyorum. Kızım şu lafı eveleyip gevelemeyi bırak. Ne söyleyeceksen doğru dürüst söyle. Şöyle. Senin de iznin olursa ben bizim şirkette çalışmak istiyorum. Oh. Sen bunun için mi kıvranıp duruyorsun karşımda? Evet. Yani bu babacığım bana para verir misin? Hani ayakkabı alacağım falan gibi bir şey değil ki. Yavrum. Bunun ne mahsuru olabilir? Olsa olsa gurur duyarım bununla. Gerçekten mi? Bak kızım. En çok istediğim şey neydi biliyor musun? Abinin ve senin aile şirketimizi, geleneğimizi sürdürmenizdi. Ama bunun için sizi zorlayamazdım. Zorlama işini yapan biri var ailemizde nasıl olsa. Ay babacığım. Sevindin demek. Sevinmek ne kelime kızım. Bak abim farklı bir yol seçti. Bir şey diyemem. Kendi kararı ama vurulmadım da değil. Şimdi senin benim yanımda çalışmaya karar vermiş olman benim için mutlulukların en büyüğü. Aile şirketimize hoş geldin kızım. Babacığım çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim kızım. İyi ki varsın. Sen de tatlı. Tamam canım görüşürüz ne? Görüşürüz. Acaba oğlu şu ne yapıyor? Ağzından yel alsın yavrum. Kız kızım bak böyle şeylerin şakası olmaz. Ne olur kızım korkutmam beni. Ya ne şakası anneciğim? İnce hastalığın şakası mı olurmuş hiç? Ne diyorsun kız sen? Ne ince hastalığıymış? Anne. Ha kızım? Keşke şaka olsaydı. Fatih. Dedi durma. Uzun zamandır senden saklıyorduk üzülmeyesin diye ama teşhis belli.
kardeş Cağız'ımın çaresi yok. Ne demek kız çaresi yok? Ne demekmiş çaresi yok? Ben kızımı Amerikalara götürürüm, Avrupalara götürürüm ben kızımı. Ben kızım korkma sen yavrum. Ben seni tedavini ettiririm kızım benim. Ben senin çareni bulurum yavrum benim. Fatih. Artık çok geçmiş. Artık doktorluk kızmadı biz geçmişiz. Anne. Kızım. Ne olur bana çok görmeyin bu son günlerimde böyle. Ailecek hep beraber mutluluk içinde geçirelim ne olur anne. Kız kendine konuşsun yavrum. Sen daha gençsin kızım. Allah benim canımdan alsın seninkine versin yavrum. Senin daha çok görecek günlerin var kızım benim. Kurban olam yavrum. Fadim kızım. Anne. Kızım. Babam nerede? Baban mı? Nerede kız bunun babası? Ha. Buradayım yavrum. Baba. İyi duyamıyorum. Gel gel. Yakınıma gel baba. Buradayım canım kızım benim. Buradayım evladım. Anne. Kızım. Anne ne olur. Ne olur ölmeden önce hepimizi son bir kere daha böyle hep beraber mutluluk içinde göreyim. Anne ne olur bana sarılın. Ama önce siz sarılın sonra hep böyle beraber sarılalım ne olur. Kızım. Anne. Kızım. Hadi sarılıyoruz. Hep birlikte sarılıyoruz. İşte ihtiyacımız olan spirit bu. That's the spirit. Bu ne kız? Ama kızılcık şerbeti ya la bu. Daha ne öksürüyün kız? Gıcık yaptı anne. Yazıklar olsun size. Kız iki gün şu sıfatsızın yanında kaldınız. Hemen dolandırıcı mı oldunuz başıma? Bana yapılır mı kız bu ha? Bana yapılır mı kızım bu? Benim gibi cefakar, benim gibi fedakar bir anaya bu yapılır mı? Kız sizin için saçımı süpürge ettim ben ha? Ha? Tüm yazıklar olsun sana. Tüm sana da yazıklar olsun. Size yazıklarıma yazıklar olsun. Benim analık duygularımla oynuyorsunuz. Terbiyesiz et. Bana! Selim! 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 Selim oğlum neredesin? Ne oluyor be? Ne demek ne oluyor be? Ne demek ne oluyor? Selim yok! Ay nasıl yok? Konuşmayın daha fazla lütfen. Sinirlerimi bozmayın. Selim'i bulun çabuk. Selim! Geçti oğlum tamam merak etme. Ne yapıyordunuz matmazel hanım sorabilir miyim? Siz Selim'i uyutuyordum hanımefendi. Ne demek Selim'i uyutuyordum ya? Beni uyutuyor olmayın sakın. Yok hanımefendi inanın ki hep kulağım ondaydı. Bana sakın yalan söylemeyin. Gördüm bayağıdır burada uyuyorsunuz. Selim almış başına gitmiş ya başına bir şey gelseydi. Bunun hesabını bana nasıl verecektiniz matmazel? Selim oğlum. Evet. Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Asla olmayacak böyle bir şey bir daha tabii ki. Ne oldu ki? Ne demek ne oldu Fatih? Bakıcımız uyuyakalmış. Acaba onun için de mi bakıcı tutsaydık? Çok özür dilerim. Ben size canımın bir parçasını emanet ettim. Karşılığı bu mu? Affedersiniz. Affetmiyorum. Kovuldunuz. Çıkın evimden lütfen. Bence abartmadın Zeynep. Çünkü sen bir annesin. Yok ya ben işi bırakacağım. Çalışmayacağım. Hayır. Hayır öyle işi bırakamazsın. Bu senin hayalin. Tamam oğlum gel gel. Tamam gel. Gel böyle. Korkmuş çocuğa bak. Tamam. Tamam anne. Geçti. Geçti geldik biz. Geçti tamam. Geçti. Tamam. İşi bırakmanı falan da istemiyorum. Sen mecburiyetten dolayı işi bırakmayacaksın. Ben sana dünyanın en iyi bakıcısını bulup Selim'in yanına getireceğim. Tamam mı?
Öğlen uykusu saati geldi işte. Kadın kendi uyumaktan çocuğu uyutamamış ki. Geçti hayatım. Gel aşkım, gel anneciğim, gel. Ya yeter be Meryem ya, yeter be! Ne bu ya? Dur ya! Ya bıktırdın adamı be, bıktırdın be! Ben de senden bıktım Şevket! Ben de senden bıktım! Yahu bir gün huysuzluk etmesen, canımızı sıkmasan olmayacak değil mi? Öleceksin! Yeter daha! Yeter! Susun! Ha burama kadar geldi. Abi otur şuraya. Hadi gel. Abi. Evet. Otur diyorum sen. Geç. Sen de yenge otur. Ulan karışmayacağım diyordum ama. Ha burama kadar geldi de. Ha bu kulaklarınızı açın da şu yadigarı bir dinleyin de dinleyin. Sizinle ha bu konuşuyu son defa yapıyorum. Anladınız mı? Ha bu üç günlük dünyada, ha bu kadarcık ömürde siz neyi pay edemiyorsunuz ha? Neyin kavgasını ediyorsunuz? Cevap yok. Olmaz tabii. Ama benim size bir cevabım var. Siz 30 yıl birbirinizin hasretinden yanıp tutuşurken ben daha oradaydım. Bir ömrün yarısını kör olası bir hasretle geçirdiniz be, yetmedi mi? Dünyanın çilesini çektiniz, yetmedi mi? Zorunuz ne sizin? Yarın ne olacağını kim biliyor da? Nereden biliyorsunuz birinizden birinizin yarın ha burada olacağını? Ha bunun garantisini kim verdi size? Ula, hadi hiçbir şeyden akıllanmadınız. Ha bu kadını da mı görmüyorsunuz da? Ha? Bir zamanlar benim de yanımda dağ gibi bir adamım vardı da. Sanırdım ki o hep öyle duracak. Akşam olacak. Eve gelecek, ben o yemekler edeceğim, kahveler pişireceğim, derdimi dinleyeceğim, onunkini dinleyeceğim, benimkini anlat. Öyle sanırdım. Günler geçecek, çocukları büyüteceğiz. Torunlarımızı seveceğiz. Olmadı. Nerede? Gözümün nuru çocuklarımın babası nerede? Deyin bana. Diyeceğim o ki, ölüm var hali. Yenge ölüm var. Ölümden öte köyü. Etmeyin de. Kırmayın birbirinizi. Emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Emniyet? Aa şey aşkım herhalde biz ikileri arıyoruz. Memur Bey kusura bakmayın biz yeni taşındık da böyle ikidir sizi hırsızlıkla ilgili arıyoruz. Ne hırsız hanımefendi? Biz cinayet masasından geliyoruz. Cinayet mi? Oy siz ne değilsiniz Memur Bey? Kim kimi tehdit etmiş de anlamadım. Lütfen Şevket Taşkın ve Meryem Taşkın'a haber verin hanımefendi. İşimizi zorlaştırmayın. Meryem Taşkın'ın kızı Zeynep Taşkın Şekercizade sizsiniz değil mi? Evet benim. Bizimle geliyorsunuz. Buyurun. Gidelim. Ya gidelim.
gidelim. Gitmese de memur bey, nereye gidiyoruz biz? Lütfen zorluk çıkarmayın. Buyurun. Tamam ya, çağırayım da. Ha bunlar ne ettiler gene memur bey? Bana bir deyiverseniz. Hanımefendi, size bilgi veremeyiz. Cinayet masası diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Anlamadık ki. Meryem Taşkın ve Şevket Taşkın tehdit, yaralama ve kasten cinayeti teşebbüs suçlamasından gözaltına alındı.